Herkese Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar yeni takipçilerin kadrolarını yorumluyoruz. Eksikleri bize göre neler ya da artıları neler? Bunları konuşacağız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin kontrol edelim dostlar. Lionel Messi LM 10 e, bakalım isimli kardeşimiz hemen şöyle kontrol ettiğimde bir tane apolet almış bile. Bu neymiş? E futbola başlayın. Genel bir apoletmiş oyun planı diyoruz. Bu arada siz apolet olarak kaç apolettesiniz yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. 3138 kolektif güç yapmış. İlk 11'ini kontrol ettiğimizde 100 ratingin altında herhangi bir oyuncunun olmadığı görünüyor ilk 11'de gördüğünüz gibi. Defans hattına baktığımızda 1 beki defansif 1 beki ofansif. Hani dengeli, güzel. Defansif orta sahada Will bana göre birazcık kırılgan bir oyuncu. Ve ben defansif orta sahada Evet şu an oynayabildiği görünüyor. Ama ben yetersiz kalacağına inanıyorum onun. Onun dışında Hunus var gördüğünüz gibi. Ee, Hunus değil mi o? Evet Hunus olma. Evet Beckham Bauer stoper. Soldaki Hunus birbirlerine gerçekten çok benziyorlar. Sağ tarafta Messi var, Salah var, Son var ve Rummenigge var. Xabi Alonso'yu teknik direktör almış. Yedekleri de kontrol ettiğimizde hamle oyuncuları olması bir takımda çok çok önemli. Haaland var, Mbappe var. Bence Leroy Sané de önemli bir hamle oyuncusu dostlar gördüğünüz gibi. Neymar var, Drogba var, güzel. Bana göre e, şahsi fikrim bir tık ağırdır ama e, Will yerine ben olsam Rodri'yi en kötü Marquinhos oynatırdım orada. Bence defansif orta saha adamının kırılgan olmaması özellikle bir dost varsa defansif orta e, yani biraz daha böyle güçlü bir defans olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki de bu benim tercihim. Ardaç ne? Hemen kontrol edelim. Ardaç neyi şöyle kontrol ettiğimizde oyun planı diyoruz. Bakalım nasıl bir kadrosu var? Çok güzel. 3117 biraz önce Rodri'den bahsetmiştik. Bu kardeşimiz defansif orta sahaya Rodri'yi koymuş. Defans attı güzel. Sağ bek sol bek hücumcu. Ofansif orta sahada Joshua Kimmi, Neymar'ı ve Totti'yi. Ben bu tarz durumlarda ofansif orta sahada 3 tane ofansif orta saha seçeceksem ve bu oyuncular varsa elimde Totti gibi bir tık daha ağır olan oyuncuları ortaya alırım. Daha hızlı, daha süratli oyuncuları da kanatlara almaya çalışırım. Yani 3 ofansif orta sahada ikisi kanada yakınsa mesela biri ortadaysa bu Totti olmalı ortada olan diye düşünüyorum dostlar. Geri kalan iki oyuncu da şahsi fikrim benim e, yani Neymar ve Joshua Kim mi kanatlarda ofansif saha olarak olursa bence daha mantıklı olur gibi diyor, duruyor. Kaka ve Mbappe ikilisi de çok iyi. Yedekleri de kontrol ettiğimizde şöyle bir kontrol edelim. Maradona'yı Messi'yi belki sokabilir. Griezmann, Musiala, Vinicius Junior var. Yani Ronaldo'su da var. Fena değil. İlk 11'i gerçekten muazzam bu arada. Ee, ama hamle oyuncusu olarak ben neden bilmiyorum ama bir tık daha böyle hızlı oyunculara yönelmekten yanayım. Özellikle mobilde. Çünkü oyuncular ya ağırlaştığında, yavaşladığında, yorulduğunda... 60'tan sonra süratli oyuncular oyunu çok çözüyor. O yüzden de ben bu şekilde düşünüyorum. 3117 kolektif gücü var bence gayet iyi bir kolektif güç. Helal olsun diyoruz. Yukarı salat. Hemen kontrol edelim yukarı salatı. Bir amblem daha arma almamış. Biz de almadık arma yani problem değil. Hemen şöyle baktığımızda 3118 kolektif güç var. Rodri'yi yine gördük. Bu sefer gördüğünüz gibi Lionel Messi pakete alınmış. Sol açıkta da Mbappé'nin Fransa milli takım kartı var. Cristiano Ronaldo'nun en iyi kartı forvette. 3 defans, 2 de kanat olarak ki bunlardan bir tanesi Diaby zaten top çevirme oynuyor. Bu e, lütfen kardeşimiz bizi izlediyse Top çevirmede bu taktikle iş yapıyor mu? Yorumlara bir yazsın. Bu arada sağlam bulduğum ve sizin de kefil olduğunuz e, taktikleri gece 12'de her gece canlı yayınımız oluyor biliyorsunuz ki. Orada bir gün taktik gecesi yaparak deniyoruz haftanın bir günü ya da iki haftada bir gün. O yüzden bu taktikte belki deneyeceğim taktiklerden biri olabilir. Yedeklere baktık. Vinicius Junior var, Neymar var, Leroy Sané var, Maradona, Griezmann la Martinez de var. Gördüğünüz gibi Salah da var. Aslında ileri hattaki her mevkide hamle oyuncuları da var. Güzel kadro 3118'de kolektif güç. Ne diyoruz? Her zaman dediğimizi 3100'ün üzerindeyse kadro zaten kötü olmuyor. Dusan Tadicon. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Armalar cayır cayır. Hemen şöyle Dusan Tadic onu kontrol ediyoruz. Bak yakışır. Şimdi ismin buysa Tadic olacak abi kadroda. Lionel Messi ise ismi Messi olacak gibi düşünün yani. Sabri Sarıoğlu ise Sabri Sarıoğlu olacak. Oyunda yok ama olsa olacak yani. Şimdi kaleciye baktık, defans hattına baktık. Fena değil. Bu arada inanılmaz fener fanı belli. Ferdi Kadıoğlu'nu da sol tarafa 94 reytingle almış. Tabii ki de kolektif gücü birazcık düşüren kısım o. Çünkü 94 reyting oyuncu bayağı düşürür. Will bu da defans, defansif orta sahada kullanmış. Dediğim gibi eğer bir tane defansif orta saha varsa bu benim görüşüm tabii ki de. Bana göre daha sert, daha güçlü, belki de biraz daha hızlı bir oyuncu olması lazım. E, Rodri ağır ama defansif güçleri çok iyi. E, örnek veriyorum ki kim olabilir defansif orta sahada? Tabii ki de Raycard Vieira falan diyoruz. Berdusil ve Edmison diyoruz. Bunlar tabii ki de parayla açılan kartlar. Hani parasız kartlardan kim olabilir diye şöyle bir kontrol ettiğimde ben Zakarya'yı tavsiye ederim size. Ee, gri kart Zakarya bile inanılmaz iş yapan bir karttır aklınızda bulunsun. Diaby ve güzel Diaby süratli ama Diaby ters ayak oynatırım ben olsam. Tadic var. Rashford ve Mbappe ileri hattı süratli. Tadic de iyi pas dağıtır. Zaten boşluk kollayan bir oyuncu. Gördüğünüz gibi yedeklerde de Neymar'ı var. Barella'sı var. Odegaard, Gabriel Jesus, Dembele. Hernandez'in Fransa milli takım kartı var. Eee çok beğendim. Bu arada fotoğrafını hadi fotoğrafını çekeyim ben bunu. Yanlışlıkla bastık arkadaşlar. Hadi bu bu kardeşimizin fotoğrafını çek. Bunu kapağa koyayım o zaman ben. Dostlar güzel keyifli bir kadro. 3076 kolektif güç. Yedekler medekler de cayır cayır. Güzel. Bir tık daha böyle üst seviyeye taşıyabilirse bu arada yani 3100'ün altında kaldığına bakmayın. Dediğim gibi kendi tercihleri Ferdi Merdi'yi koyduğu için yoksa 3100'ü rahatlıkla geçer diye düşünüyorum. Musa kardeşimizi kontrol ediyoruz. Musa Ogut 09 49 Nikli kardeşimize bakıyoruz. 3 forvet, 2 ofansif orta saha, 1 göbek orta saha demiş. Top çevirme olarak oynuyor dostlar. Bu arada yakında yayında yine bir top çevirme dizilişi yapacağız. Top çevirme adamdır. Top çevirmeyi yani iyi bir taktik bulmuştuk. O da 3-1-4-2 dostlar. Oyunda olan klasik 3-1-4-2 bana göre top çevirmenin en iyi taktiği. Bir ayında yine bir top çevirme yaparız arkadaşlar. Odegaard dediğim gibi defansif orta saha kısmında belki top çevirmede defansif orta saha evet birazcık eksik kaldırtıyor hücumu. O yüzden göbek orta saha seçmiş olabilir. Ofansif bir kadro. E Mbappe, Neymar ve Harry Kane üçlüsünden Hani Harry göbekte oynatırım. Çünkü kanattaki kanat santriforlarda biraz daha deplase olmasını bekleriz. O yüzden ben olsam Harry ortaya çekerdim yani. Yedeklere de baktığımızda baktık ileri hatta çok böyle hani Rashford, Havers falan ama yedekler bir tık eksik. Biraz daha şöyle hamle oyuncusu olabilirse bence Musa'nın kadrosu inanılmaz iyi olur. Şu anda da iyi bu arada. An 10 Cristiano'ya bakıyoruz hemen kontrol edelim. Bir tane arma kazanmış bile dostlar. Kontrol ettiğimizde 4-2-2-2 bu arada sağlam dizilişlerden kesinlikle biridir. Chabi Alonso'yu menajer olarak seçmiş. Çok güzel. Beckham Bauer Saliba'yı sağ yapmış. Hernandez güzel. E, orta sağlar güzel. Ofansif orta sağlar fena değil. Bir de yedekleri kontrol edelim. Baktığımızda hamle oyuncusu olarak Valverde var. Wilshire, e, Chiesa'sı var. Joshua Kimmihi var. Cristiano Ronaldo'su ve Neymar'ı var. Güzel, keyifli bir kadro. Xabi Alonso'yu da eklemiş oraya. Hızlı kontrol atak. 3105'te kolektif güç var. Başarılı bir kadro. İnşallah vurduğu gol olsun tüm kardeşlerimizin. Hope 1903'e bakıyoruz. Bakalım Hope 1903 Şöyle oyun planı diyoruz. Bir kontrol edelim. Ee, 3176 kolektif güç var bu arada. Forvet hattı çok iyi. Simons ve Pedri'yi de çıkarmış. Steven Gerrard'ı yanlarına eklemiş. Uzun top kontrolü oynuyor. Döşamp almış. Döşamp uzun top kontrolü da 88 zaten. Çok iyi. Ee, Costa kurtası var. Arnold'ı var. Bu arada bek olarak yani şunu söyleyebilirim. Eğer ki 4 defans oynuyorsanız ve 4 defansın yani 2 stoper ve 2 bek oynuyorsanız bir tane bekin en azından defansif olması çok işe yarıyor. Çünkü ikisini de hücumcu bek olarak seçerseniz 2 stoperle kalı veriyorsunuz kontrollarda O yüzden de Costa Kurta defansif, Arnold ofansif güzel bir denge kurmuş. Steven Gerrard, Pedri birazcık hassas olacaktır orta sahası ama ofansif bir hat. Özellikle de bu kadar iyi kadro varken biraz daha defansta kırılgan olabilir, ofansta kuvvet olmak daha mantıklı gibi. 3176 kolektif güç olduğu için yedeklerin de zaten kaliteli olacağı belliydi. Gördüğünüz gibi Pavel Netvet var, Salah var, Ronaldo var, Chiesa var. Patrick Vieira, Hunus var gördüğünüz gibi. E, Griezmann'ı almış 105 olarak. Gilberto Silva'sı var. Gerçekten milli takım paketlerinde de sağlam oyuncuları almış. Bellingham falan 102 oluyor gördüğünüz gibi. Başarılı. Simons bu arada 101 olduğuna bakmayın. Bana göre Simons gerçekten oyunun sağlam oyuncularından. Her zaman dediğimi yayında da söylediğimi tekrarlıyorum. Ben gri kartıyla bile onun oynuyordum. Çok iyi bir oyuncu. Dostlar tecrübeli adamı kontrol ediyoruz hemen tecrübeli adamın da bir tane arması var. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde bakalım nasıl bir kadrosu varmış. 3110 kolektif gücü var. Salah'ı ve Mbappe'yi çekmiş. Lavı koymuş. Kafa bug'ı olan bir oyuncudur. Zıplama bug'ı olan bir oyuncudur. Barella'yı ofansif orta saha oynatan çok nadir insan gördüm. Onlardan bir tanesi genelde defansif orta saha ya da göbek orta saha olarak değerlendiriliyor Barella. Defansif özellikleri de iyi olduğu için aslında iki tarafı da hasper kadar oynuyor. Maradona Kamona Rodri çekmiş. Saka ofansif. Costa Kurta defansif. Bana göre mobilci tayfanın birçoğu bu olayı çözmüş. Bir tane defansif bir tane de ofansif oyuncuyla işlerini görüyorlar. Top çevirme dizilişiyle oynuyor. Umarım memnundur bu taktikten. Yedeklere de baktığımızda Kıvarası var. Musialası var. Bellingham Odegaard. Kevin De Bruyne Lewandowski. Neymar'ı var. Altta Ronaldo'su var. Bernardo Silva'sı var. Çok güzel bir kadro. Hakikaten. Bayağı emek harcanmış güzel bir kadro. Tecrübeli adama buradan selam gönderiyoruz. Güzel kadro kurmuş. Son iki oyuncumuza bakıyoruz dostlar. Hemen kontrol edelim. Evnada'ya bakıyoruz. Hemen bakalım. E, 3-2-1-4 dizilişinde hızlı kontrol atak Xabi Alonso'yu almış. Messi'si var. Salah'ı var. Şevçenkosu ve Vinicius bu dörtte inanılmaz iyi santriforda. Arkalarına da Musiala'yı koymuş. Ücretsiz toplardan Ruben Neves'i çıkarmış gol atma etkinliğinde. Yanına da Beckham Bauer'ı koymuş. Defans hattında da Kostokurta, Saliba, Gvardiol. Üç stoper oynattığımızda yapmak, yani benim yaptığım şudur: stoperin göbeğindeki olan oyuncunun defansif özelliklerinin yüksek olması, sağında ve sonunda oynayan stoperlerinde top kontrollerinin ortadaki stopere göre daha iyi olmasını isterim. O yüzden bana göre burada Kostokurt'a ayaklarına daha hakim olduğu için bence Saliba'yı stopere çekip Kostokurt'ayı sağ stoper olarak, yani göbek stoper Saliba, sağ stoper Kostokurt'a olur diye düşünüyorum. Guardiola'nın yeri bence zaten uygun diye düşünüyorum. Yedeklerini de kontrol ettiğimizde bu arada Rudiger babamız da varmış. Sağlam Rudiger de iş görecektir. Sakası var, Pedris'i var. Rodri'si var, Mbappe var, Neymar var. Neymar bu arada bu kartı kilolu geldi bana ya fotoğrafta. Ve Ronaldo'su var. Güzel kadro mu? Bayağı güzel kadro. Eline koluna sağlık diyelim. Messi Prime 2012 demiş. Mesela bak, bu kadroda Messi olmak durumunda arkadaşlar. Oyun planı diyoruz hemen şöyle bir kontrol ettiğimizde Lionel Messi babacım yüzlük de olsa Messi ismini Messi koyuyorsan Messi'yi Messi, Messi oynatacaksın yani. Messi şahsi fikrim bu kartı ağır bir kart. Bana göre de Odegaard'ın oraya çekip bunu ofansif orta saha yapmakta fayda var. Top çevirme dizilişiyle oynuyor. Bir tanesi yine bakın Costa Kurta defansif Hernandez ofansif. Gilberto Silva'nın da ön libero kart olarak tek orada dostu olması bence büyük bir artı hesap için. Solda Neymar, forvette de bir tane uzun bir tane kısa yapmış. Haaland uzun, Rodrigo da süratli. Bence takım kimyasını çok iyi e, kurmuş diye düşünüyorum. Bakıldığında salibası falan var şahsi fikrimi söyleyeyim. Beckham Baba'nın yanında oynatacaksan Virgil van Dijk yerine ben Saliba'yı ya da Rudiger'i seçerim. Hatta net bir şey söyleyeyim. Beckenbauer'ı çıkarıp Saliba ve Rud Rudiger ikilisini seçerim arkadaşlar. Bana göre çok çok iyi. Hamle oyuncuları da fena değil. Bir tık daha birkaç hamle oyuncusu daha olsa çok daha iyi olacak ama kadrosu gerçekten keyifli. Dostlar bugünkü takipçi kadroları yorumlama bu kadar. Daha bir, bir 11 kadro daha kaldı. Bir videoda da onu yapacağız ve daha sonra sıfırlayacağım ve tekrardan sizin arkadaşlık eklemenizi bekleyeceğim. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Bu serinin daha fazla gelmesi için like atmayı unutmuyorsunuz. İyi tatiller, iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.